son sözdür ki söz yuvalayan nefer şehir ordu gazi olarak. Efendim herkese iyi akşamlar. Sıra Dış Tarihi'ye hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Çelik Hoca ile birlikteyiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir büyük Çanakkale destanının, bir büyük destanın 102. yıl dönümü. Tam 102 yıl geçti. 250 bin şehit verdik. Bir benzer destanı 15 Temmuz'da yazdık. Yaklaşık 250 şehit verdik. Her ikisinde de düşman işgal etmek istedi. Evet. Her ikisinde de bu millet göğsünü siper etti. Düşmanda imkan çoktu. Mehmet'te de iman hocam. Düşmanda imkan çoktu. Mehmet'te iman. Gerek Çanakkale'de düşmanın imkanı çoktu. Gerek 15 Temmuz'da. Hele hele 15 Temmuz'da düşmanın tankı vardı, topu vardı, F-16'sı vardı. Çanakkale'de olmayan gelişmişlikte silahları vardı hocam. Evet. Mehmet'te de iman vardı hocam. Doğru girdim mi? Doğru girdim. Evet. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet etsin. Mekanlarını cennet eylesin. Şimdi 102 yıl dedin de, mesela 20 yaşlarında, 30 yaşlarında olan insanlar için 102 yıl çok uzun bir süre. Halbuki şimdi ben kendi yaşıma bakıyorum, dün gibi geliyor. Hiç de uzun değil. 100 yıl artık aşağı yukarı ortalama bir insan ömründen az bir şey daha fazla. 100 yıl önce bizim bir imparatorluğumuz vardı. Ortada hiçbir şey yokken biz kimsenin tavuğuna kış dememişken ve herhangi bir İddiamız da yoktu başkalarının toprakları üzerinde, ticari anlamda olsun, sanayi anlamında olsun, başka ülkelerle bir rekabetimiz de yoktu. Rakip de değildik hiç kimseye. Bu ne oldu da bütün dünya bizim üzerimize birdenbire çullandı? Buradan şunu da söyleyelim. Çanakkale bağımsız, kendi başına hesaplanmış bir savaş değildi. Yani hadiseyi 1908'den itibaren ele almak lazım. Abdülhamid'in tahttan indirilişinden sonra işgaller başladı. Bir yanda Kuzey Afrika işgalleri başladı. Cezayir'dir, Tunus'tur, Libya'dır. Yani işgallerin başlaması için Abdülhamid'in tahttan indirilmesi gerekiyordu. Evet, indirilmesi gerekiyordu. Bir yandan Kuzey Afrika'da bu işgaller başladı. Mısır'a kadar geldi. Arkasından Balkanlar'da isyanlar başladı. Ve bu arada TRT'yi tebrik edelim hocam. Evet. Abdülhamid dizisi evet, için. Evet, evet. Yani hem Diriliş hem Abdülhamid. Yani TRT'nin son 6-7 yılına bravo. Baktığınız zaman programları ve dizileri açısından bu milletin milli bir kurumu olma özelliğini son 6-7 yılda tescil etti. Özellikle son yıllar hocam. Son yıllar, evet yani. FETÖ oraya da dalmıştı biliyorsunuz. Dalmadığı yer kaldı mı? Şimdi bir yandan da Balkanlar'da bu işgaller başladı. Öbür tarafta güneyimizden bizi sardılar. Yemen'de başladı. Ruslar da kuzeyden Anadolu'ya girdiler. Sarıkamış hadisesi meydana geldi. Yemen'den sonra Orta Doğu'da bir yanda Filistin.
bölgesi. Bir yandan da Basra Körfezi'nden itibaren Bağdat ve Musul-Kerkük'e kadar gelen bir süreç. Son halkada Çanakkale'ydi. Çanakkale'ye geldikleri vakit hedefleri başkentti sadece. Başkentti. Yani bu çıkarmayı örneğin İskenderun Körfezi'nden yapabilirlerdi. İzmir Körfezi'nden yapabilirlerdi. Fakat tamamen hedef İstanbul'uydu. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesiydi. Avrupa sanayi devrimini 19. yüzyılın başlarında tamamlamıştı. Avrupa'nın bütün vilayetlerinde aşağı yukarı 5-10 tane fabrika bacası tutuyordu. Dünyanın dört bir tarafından da ham madde Avrupa'ya akıyordu. 3-5 kuruşa mal ettikleri ham maddeyi bu fabrikalarda mamül hale getiriyorlardı ve 5-10 liraya dünyanın dört bir tarafına da satıyorlardı. Avrupa tarihine baktığımız zaman hiçbir dönemde böyle bir refah seviyesini yakalamamışlardı. Ama bir korkuları vardı. Ya bir gün bu fabrikaların bacaları artık tütmezse ne olacak? Bu refahı kaybedersek ne olacak halimiz? Bu endişe ve tedirginlik ham madde kesilmesinden değildi. Ham madde akıyordu adeta Avrupa'ya. Fakat bu fabrikaları çalıştıran enerjiden korkuyorlardı. Çünkü fabrikalar kömürle çalışıyordu. Böyle giderse Avrupa'nın 15-20 yıllık bir kömür rezervleri kalmıştı. Bunun için ilk çare olarak Afrika'dan kömür getirmeye başladılar. Fakat astarı yüzünden pahalıya geliyordu. Hem kalitesizdi. Yarısını da yolda yakıyordu gemi. Evet, hem kalitesizdi hem de maliyet yüksekti. Ama Baltık Denizi'nin 3000 metre altlarında henüz petrol olup olmadığını tespit edecek teknolojileri de yoktu. Fakat 1750'lerden itibaren Osmanlı coğrafyasının güney topraklarında, yani bugün Orta Doğu dediğimiz yerlerde arkeologlar, tarihçiler, seyyahlar, tüccarlar, casuslar, askerler bu bölgelerde geziyorlardı. Aslında arkadaşlar bulabilseler, mesela Musul etrafında devasa siyah renkli göller vardı. Bunlara ellerini vurdukları zaman ellerine yapışıyordu, suya benzemiyordu. Kibrit çaktıklarında yanmaya başladı. İnternette var o göller, devasa göller böyle, ucu bucağı görünmüyor. Bir bakın arkadaşlar. Ondan sonra orada petrol ilk defa yerin üstünde gördüler. Daha sonra da Kuveyt bölgesinde petrole şey ettiler, fark ettiler. Ve bu petrolün mutlak surette Avrupa'ya gelmesi gerekiyordu. Eğer isteselerdi Avrupalılar, Viyana Kongresi'nden sonraki Viyana Kongresi bir dönüm noktasıdır Avrupa'da. Bugün uzun adamın beşli çete diye tavsif ettiği, o gün düveli muazzama kabul edilen, içinde Amerika'nın olmadığı, Avrupa'nın beş büyük ülkesi Viyana'da toplandılar. Avusturya, Macaristan o gün tek devletti. Önce tarım toplumundan sanayi toplumuna evrilen Avrupa'da yeni bir dizayn yaptılar. Bazı ülkeleri böldüler. Bazı ülkeleri birleştirdiler. Bazılarının sınırlarını değiştirdiler. Ve en sonunda hadise esas meseleye gelelim dediler. O toplantıda Osmanlı coğrafyasının paylaşılması, tasfiye edilmesi konusu gündeme geldi. Bu konuyu şu örnekle açıklayayım, lafı uzatmadan izleyicilerimiz rahat anlasınlar. Rus delegasyonun başkanı cebinden bir tane tespih çıkardı. Ne güzel tespihinde ya. Hocam 20 tane tespih mi yedin? Allah'tan kork. Birisi geçen gün bana bir savcı Antalya'da bir tespih verdi. Korkumdan getiremedim dedim. Turgay Görüt elimden alır bunu. Dedi ki bu nedir? Dediler tespih.
Bakın dedi, 33 tane tesbih tanesi var burada. Bunları birleştiren şu şey nedir? Uzunca. Onu bilmediler. Buna imame derler dedi. Tesbih imamesinden tuttu, masanın üzerinde böyle zikzaklar çevirerek dolaştırmaya başladı. Bunlar da bu adam ne yapıyor diye bakıyorlardı. Bakın dedi, bu imame nereye gidiyorsa bu tesbih taneleri, 33 tane tesbih tanesi bu imameyi takip ediyor. Tuttu imameyi kopardı. Ve tesbih taneleri masanın üzerine yayılmaya başladılar. Üç tanesini aldı bir araya getirdi. Ne yaptım dedi? Üçgen dediler. Dört tanesini bir araya getirdi. Şimdi ne yaptım? Kare dediler. Altı tanesini topladı bir araya getirdi. Şimdi ne oldu? İki iki dizmişti. Dikdörtgen dediler. Karıştırdı tekrar. İstediğiniz şekli verebilirsiniz dedi. İmparator gülümsedi. Mesele anlaşılmıştır dedi. O imame Osmanlı İmparatorluğu ve hilafet müessesesiydi. O tesbih taneleri de Sevr projesiyle Orta Doğu'da konuşlandırdılar tek tek. O tesbih tanelerin birisine Lübnan adı verdiler. Birisine Suriye adı verdiler. Birisine Irak adı verdiler. Birisine Kuveyt dediler. Birisine Katar dediler. Birisine Birleşik Arap Emirlikler dediler. Birisine Umman dediler. Birisine Bahreyn dediler. Birisine Yemen dediler. Birisine Suudi Arabistan dediler. Birisine Ürdün dediler. Bir tanesine de Filistin, arkasından İsrail dediler. Hocam Avrupa'nın imamesi kim? Vatikan. Vatikan. Evet. Şey olarak, siyasi akıl olarak da İngiltere. 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 Avrupa Birliği'nin Almanya. Almanya. Şimdi bunların her biri bir imame. Evet. Şimdi diyor ki bir birlik kuralım. Buraya bilerek girdim. Evet. Şimdi toplumda bir mesele, çok özür diliyorum hocam. Estağfurullah. Kestim. Toplumda bir mesele gündeme geldiği vakit birileri tavana zıplıyor. Alerjisi depreşiyor. Evet. O da şu, hilafet. Çünkü bize ta ilkokul birinci sınıftan itibaren bu eğitim sisteminde hilafeti öcü gibi gösterdiler. Evet. Halifelik, hilafet bilmem ne vesaire falan böyle. Oysa bu hilafet Almanya'nın Avrupa Birliği'nin lokomotifi olmasından farklı bir şey değil. Evet. Vatikan'ın bütün Batı alemini, Hristiyan alemini tek elinde tutmasından başka bir şey değil. Değil. Amerika'nın işte şu kadar bölgeye hükmetmesinden başka bir şey değil. Hilafet siyasi bir makam. Evet. Şayet bugün hilafet makamı ayakta olsaydı, bütün İslam coğrafyası, yani Müslüman ülkeler, halife üzerinden bize bağlı olsaydı, evet, buna Müslüman Ülkeler Birliği falan ne dersen de, Hollanda mesela senin bakanına böyle bir şey yaptığında tüm İslam dünyasını bir anda karşısına alacaktı. Evet. Sen tek başına olduğun için sana lolo yapıyorlar. Evet. Ama bize bu halifeydi, halife şöyleydi, böyleydi, halife şeriat bilmem ne. Ya Allah aşkına ya. Hocam bu toplum bunları bu şekilde öğrenerek, bir kısmı bu şekilde öğrenerek geldiği için bu kavramlardan acayip korkuyor, tiksiniyor, irite oluyor. Halbuki bu kavramlar öyle düşündükleri gibi bir kavram değil. Halife deyince niye akıllarına sarıklı, sakallı, cübbeli, eli bastonlu falan bir adam geliyor bu insanların? Niye? Evet, bu meseleyi biraz açmakta fayda var. Çok güzel bir konuya değindim bence. Hilafetin de kaldırılışının yıl dönümü içerisindeyiz. Öyleyiz değil mi? Yani 3 Mart'ta da hilafet kaldırılmıştı. İlgası. İlgası diyelim veya bilmem neyi diyelim. Şimdi bakın, önce şunu söyleyeyim.
hilafet bir dini müessese değildir. Dinle alakası da yoktur. Hiçbir şekilde yoktur. Tamamen siyasi ve idari bir müessesedir. Halife adını ilk dört halife dediğimiz, Hulefai Raşidin dediğimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bu tabiri de kullanmamışlardır hiç. Emirül Müminin ve o müesseseye hiç de dini bir etikette yapıştırmamışlardır. Müminlerin başkanı, müminlerin reisi tamamen siyasi bir şeydir. Fakat tarih içerisinde Emevilerden sonra onlara karşı siyasi mücadele veren Abbasoğulları liderliğindeki muhalefet cepheleri hilafete dini bir şey yaptılar. Dini bir kılıf geçirdiler. Onu güçlendirmek için, onu elde etmek için. Yani hayır, burada mesela, da problem yok. Bunda yani, da bir problem yok. O birlikteliği sağlamanın yolu evet yani oydu. Din faktörünün de daha belirgin hale getirilmesinden evet, kaynaklı. Yani hilafet müessesesi zaman içerisinde yönetimde etkinliğini sağlama açısından dini bir kılıfa büründü. Avrupa'da, Vatikan'ın, Bizans'ta, Patrikhane'nin yaptığını Emevi, Abbasilerden sonra özellikle Selçuklu döneminden, Memluklulardan hilafet yapmaya başladı. Dinle devlet ayrıldı. Hocam, Osmanlı padişahları halifeydi değil mi? Evet. Hiç biz diyor muyuz? Halife Yavuz Sultan Selim. Hayır, onlar da hiç kullanmadılar bu tabi. Bak çok enteresan bir şey. Yani Halife Fatih Sultan Mehmet Han. Hayır. O bir, hayır. Nasıl söyleyeyim? O bir makam. Ve bizim evet. elimizde evet. İslam dünyasının evet. Liderliği demek, Müslüman ülkenin liderliği aynen demek. Aynen o. Bakın şimdi mesela Avrupa'da, diyelim ki Almanya'da imparator ölüyor, bir imparator tahta geçiyor. Onun meşruiyetini sağlayabilmesi için papanın elinden tacı giymesi gerekiyor. Bu gelenek hala İngiltere'de devam ediyor, Amerika'da devam ediyor, İspanya'da devam ediyor. Yeminin neyin üzerine yapıyorlar? İncil'in. İncil'in üzerine ve karşısında patrik var. Mesela Yunan Başbakanı hem de bu Tsipras denen adam yani ateist olmasına rağmen fakat bir milletin geleneğidir. Efendime söyleyeyim patriğin karşısında yemin ederek görevine başladı. Peki bizde Kur'an üzerine yemin edilse ne olur? Yahu ne olur ki? Ne olur ki? Yani ne olabilir? Akla ziyandır bu. Başka bir şey değil. Şimdi İngilizler İslam dünyasındaki bu petrol şeyini fark ettikten sonra mesela İngilizler daha önce niye Osmanlı coğrafyasının güneyiyle ilgilenmiyorlardı? Petrolden haberleri yoktu. Çölü alıp ne edeceklerdi? Bedava versen de gelip almazlardı. Petrolü gördükleri anda oraya geldiler. Bunun bir tek yolu vardı. Bu İslam coğrafyasını o tespih taneleri gibi dağıtmanın bir tek yolu vardı. Hilafet müessesesinin lağvedilmesi, kaldırılması. İmame. Bunun için önce şunu yaptılar. Bakın, 1700'lü yılların sonundan itibaren 1800'ün başından 1900'lü yılların 20'sine kadar İngilizler hilafeti Türklerin elinden almak için uğraşıp durdular. Önceleri ciddi manada İslam hakkında konuşabilecek misyonerler oluşturdular. Onların kanalıyla da İslam coğrafyasında özellikle Arap beldelerinde karakteri zayıf din adamlarını ele geçirdiler. Ve ortada, efendime söyleyeyim, İmam Cüveyni'nin ortaya attığı Memluklularla Abbasi hilafeti arasında o dönemde ortaya atılan bir söz attılar. Dediler ki Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. O hadise göre halife Kureyş'tendir.
Arapların malıdır. Peygamber bunu söylemiş. Bu Türkler hilafeti gasp etmişler. Bu propagandayı bu insanlar yoluyla yaptılar. Ve İslam dünyasında son derecede etkin oldular. Hala ya ilahiyat fakültelerinde tartışılır Hazreti Peygamber'in hadisi, efendime söyleyeyim, halife Kureyş'tendir. Ya siz manyak mısınız? Aklınızı mı yediniz? Cenab-ı Hak evrensel bir din gönderiyor size. Bütün insanlığa diyor ki sizi kıyamete kadar deve çobanı Kureyşliler yönetecekler. Sul'da gidiyorsun, bugün öyle bir şey yok. Kureyş'ten Suud bugün devlet memuru yapmıyor. Çöllere sürmüş onları, böyle perişan bir halde yaşıyorlar. Bu hangi akla, hangi Kur'an'ın ışığına bu şeyden, efendime söyleyeyim, Kureyş'ten olacakmış halife? Bunu nereden uyduruyorsunuz? İngilizler, bu Hazreti Ebu Bekir'e atfedilen bir sözdür, o da şudur. Resulullah'ın vefatından sonra Medineliler toplanıyorlar. Daha Hazreti Peygamber'in naaşı yıkanıp defnedilmemiş. Toplanıyorlar Beni Saide denilen bir gölgelik. Bugün o Mescid-i Nebevi'nin kıble zıddındaki arka tarafında bir yerdir orası, bir meydandır. Orada toplanıyorlar, diyorlar ki yahu arkadaş, Hazreti Peygamber vefat etti. Peygamber dururken hiçbirimiz önde durmayı, böyle bir şeyi kendimize zaten yediremezdik. Ama bugün peygamber vefat etti. Bize bir tane yönetici lazım bu şehre. E bu şehir bizim. Bu muhacirler misafirler. Adları muhacir. Biz getirdik. Yönetici bizden olsun. Hatta birisi üzerinde de karar kıldılar. Sa'd bin Ubade üzerinde de karar kıldılar. O arada birisi geldi, haber verdi. Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer de Hazreti Ayşe'nin evindeydiler, odasındaydılar. Hazreti Ali onlar da orada. Hazreti Peygamber'in naaşı da ortada. Kulaklarına bir şey söylediler. İkisi kalktı gitti. Oraya Hazreti Ebu Bekir orada onlara diyor ki, kardeşler diyor, bizi Kureyş mahvederken siz bize sahip çıktınız. Evinize aldınız. Lokmanızı, evlerinizi bizimle paylaştınız. Bizim yüzümüzden Kureyş sizin şehrinize geldiği zaman bizi onlara vermeyi bırakın, gençlerinizle meydana çıkıp canlarınız pahasına bizi korudunuz. Hazreti Peygamber, Kur'an-ı Kerim size Ensar adı taktı. Eğer siz olmasaydınız belki İslam da olmayacaktı bugün. Fakat Hazreti Peygamber vefat etti. Şu anda da İslamiyet henüz Arap Yarımadası'nda, Arap kabileleri arasında tam yayılmamış. Daha ziyade itaat etmişler. Kur'an'da da bu ifade geçer. Şimdi peygamber öldü diye bunlar tekrar eski şeylerine dönebilirler. Ama cahiliye çağında yüzyıllardır Kureyş'in Arap kabileleri arasında bir üstünlüğü var. Kureyş'e itaat ederler. Ta Hazreti İbrahim'den beri işte Kabe'nin sahipleri onlardır, Mekke'de şudur budur. Kureyş'ten olursa bu geçici dönemde bu Arap kabileleri itaat ederler, isyan etmezler. O yüzden Kureyş'ten biri olsun. Bu da akıllarına yattı hemen. Hiç itiraz etmediler. Hazreti Ebu Bekir'e dediler, ya doğru söylüyorsun sen. O zaman Kureyş'ten kimi yapalım dedi. Aha Ömer yanımda dedi. Hazreti Ömer de dedi, hayır dedi. Hazreti Peygamber'in sağlığında sen bize imamlık ediyordun Hazreti Peygamber'in hastalığı sırasında, şuyunda buyunda. Ona en yakın olan sendin. Ben sana biat ediyorum. Hazreti Ebu Bekir'in, yani o söz tarihi bir hakikat olarak Hazreti Ebu Bekir'e aittir. İngiliz kitapsızı, Allahsızı bu sözü o cahil köy mollalarına verdi, sterlinleri bilmem neleri, bunu hadis diye cami kürsülerini yumrukluya yumrukluya Müslümanların şuur altına soktu. Bu şuur altı neydi? Hilafet Türklerde, Türkler bunu gasp ettiler. Onların böyle bir hakkı yok şeyiyle bunu yaptılar. Ve bütün hedefleri İngiltere'nin 19. yüzyılda
bütün hedefi. Bunun dışında ikinci bir hedefi yoktu. Hilafet müessesesini kaldırmak. Niye bu kadar üzerinde duruyordu? İmameydi o. Onun koparılması lazımdı. Hatta çok enteresan bir anekdot var. Filozof Rıza Tevfik. Bu adam İttihatçıların önemli bir adamıdır. Önemli bir fikir adamıdır. Dönemin siyaseti üzerinde son derece etkili bir adamdır. Hatıratında şunu yazar. Diyor ki, Abdülhamid'i devirdik. Tahttan indirdik. Devrisi gün bayramlık elbiselerimizi giyerek İngiliz Büyükelçiliğine gittik. Şimdiki İstanbul'da Beyoğlu'nda konsolosluk binası var ya, o dönemde Büyükelçilik, başkentimiz burası. O kadar sevinçliyiz ki diyor. Gittik, kapıyı çaldık, bir görevli açtı. Bizi aldı salona, oturduk. Heyecanla, bir işi başarmış olmanın heyecanıyla oradayız. Biraz sonra bir katip geldi. Efendim, kahvelerinizi nasıl alırsınız dedi. Ben diyor döndüm, katibe dedim ki, Sayın Büyükelçi yok mu? Efendim, biraz rahatsızlar Sayın Büyükelçi, sizi kabul edemeyecekler. Biz diyor, hepimiz ayağa kalktık. Bu korkunç bir hakaretti. Biz dünyanın en büyük işini başardık. Ne o iş? Osmanlı'yı parçaladılar, hilafeti kaldırdılar. Yani Abdülhamid'i tahttan indirme. Ondan sonra Büyükelçi saygısızlık yapıyor. Biz ayağına gelmişiz, bizi kabul etmiyor. Kalktık, terk ettik orayı. Sinirlerimiz öylesine kötüleşti, öylesine şey etti ki diyor, ondan sonra Büyükelçi'yle artık bir daha görüşmedik. Aradan yıllar geçti. Mondros imzalandı ve İttihatçıların ileri gelenleri hepsi ülkeyi terk ettiler. Bu da İskenderiye'ye gidiyor, Mısır'a gidiyor. Bir tane de oğlu var, genç. Fakat ani bir gidiş olduğu için parası, pulu da yok. Bütün hayalim diyor, kendimden vazgeçmişim, bu çocuğuma bir üniversite tahsili yapmak, bir altın bilezik koluna takmak, geçimini sağlasın, şey olsun diye. Fakat diyor, ekmek alacak para yok cebimde. İttihatçı arkadaşlara mektuplar yazıyorum. Talat'a yazdım diyor, şeye, Berlin'e, efendime söyleyeyim, Cemal'e yazdım, ona yazdım, buna yazdım. Hepsi de kuruş para yok. Böyle kamandım kaldım diyor. Hiçbir yerden para bulamadım. Aylar üzerinden geçti. Geceleri uykum kaçıyor. Bir gün dedim ki, ya bu büyük, bu İngiliz büyükelçisi. Ben bundan çok samimiydim. O hadise üzerine koptuk birbirimizle. Tuttum buna bir mektup yazdım. Durumu anlattım. Sabahleyin postaya verdim. Gündüz aklım başıma geldikten sonra dedim ki, ya ne halt et. Ben mektubu ne şimdi bu mektuba cevap mı gelecek? Emekli olmuş, İngiltere'ye dönmüş büyükelçi. Ondan sonra gitti diyor mektup. Ben de unuttum, birkaç gün yaptığıma pişman oldum. Sonra unuttum. Aradan iki ay geçti diyor. Bir gün diyor bir baktım bir mektup geldi. Baktım ondan geliyor. Açtım. İçinde iki tane bilet var. Gemi bileti. Bir de bir mektup var. Diyor ki oğlunu al da İngiltere'ye gel. Al sana biletler. Kalktık diyor İskenderiye'den, bindik gemiye, gittik İngiltere'ye. Limanda bir jip bizi karşıladı diyor. Bizi aldı, götürdü bir otele yerleştirdi. Bizi getiren görevli dedi ki, istirahat edin akşama kadar. Akşam yemeğinde Sayın Büyükelçi gelecek, sizinle beraber yemek yiyecek. Vallahi çok sevindik, banyo manyo yaptık, istirahat ettik. Akşam büyükelçi geldi, işte tokalaştık, otelin lokantasına indik, yemek yedik. Şunları söyledi. Yarın sabahleyin dedi, bir görevli size vereceğim. Çocuğunuzu alsın, beraber gidin. Şu üniversiteye kaydını yaptırın. Şurada da o üniversitenin yurdu var,
Oradan da üniversite yurduna gidin, kaydını yaptırın. Şurada da bir şey evrak alın, doldurun, bir burs kendisine. Her ay verilecek bir burs. Onu da şuraya teslim edin. Ondan sonra diyor bana dedi ki, çocuğun buraya alışması için, gözün arkada kalmasın diye bir müddet kalabilirsin burada Londra'da. Bu otelde yat kalk, bütün masraflarını ben karşılayacağım, istediğin kadar da kalabilirsin. Vallahi sabahleyin diyor o görevli geldi gitti üniversitede, yurtta, şurada burada işlerimizi hallettik dedi. O kadar rahatladım, o kadar rahatladım. 20 günde kaldım, Londra'yı gezdim, her gün çocuğun okullarına gidiyor geliyor. Çocuk da arkadaşlar edindi, çevre edindi, rahat etti. Artık döneceğim. Haber gönderdim büyükelçiye. Dedim ki iki gün sonra gideceğim, sizinle vedalaşmak istiyorum. Büyükelçi haber gönderdi. O zaman yarın akşam dedi yemek yiyelim beraber gene otelde. Geldi diyor, oturduk. Ben diyor böyle minnettar minnettar ona bakıyorum. Dedim ki biz eskiden çok iyi dosttuk. Uzun yıllar beraber münasebetlerimiz oldu. Belki bir daha görüşebiliriz, görüşemeyiz. Ama kafama takılan iki tane soru var. Bunları cevaplandırmanı istiyorum. Sor dedi. Dedim ki, biz Abdülhamid'i devirdik, tahttan indirdik. Abdülhamid'i devirme planlarının tamamını sizin elçilikte yaptık. Bu yolu siz bize gösterdiniz. Bu planı siz yaptınız. Biz de planımızı... 15 Temmuz'un planını da Amerikan Büyükelçiliği yapar. Amerikan Büyükelçiliği yapar. Biz sizin dediğinizi harfiyen yerine getirdik. Bir gün sonra sizi ziyarete geldik. Teşekkür ve takdirlerinizi beklerken siz bizi kabul etmediniz. Yüzümüze bakmadınız. Bir, bunun sebebi neydi? İkincisi, aradan bu kadar zaman geçti. Benim bu çocuğuma bu iyiliği niye yaptınız? Diyor dedi ki ikinci sorundan başlayayım cevaba. Uzun yıllar İstanbul'da bir dostluğumuz vardı sizinle. Güzel günlerimiz oldu. Siz bugün kader bu hale getirdi. Ben de parası pulu olan bir insanım. İngiltere'de büyük bir devlettir. Biz Türkleri de severiz aslında. İngiltere birçok öğrenciye burs verir, okul şey eder, bu eder. Ben aracı oldum sadece. İnsaniyet namına bunu yaptım. Kıt, yanlış cevap hocam. Babasını kullandık, oğlunu da kullanacağız. Şimdi o kafasında geçirdi. Ha. Ama ağzından çıkan bunlar. Ha. Ben ağzından çıkanları söylüyorum. Gelelim diğer meseleye. Biz sizi kullanabileceğimiz kadar aptal zannediyorduk. Fakat siz kullanamayacağımız kadar aptal çıktınız. Ya. Ben böyle baktım yüzüne. Bu ne demek? Yahu dedi ne fark etti? Abdülhamid'i indirdiniz, Reşat'ı çıkardınız yerine. Hilafet müessesesini yok etmenizi istiyorduk dedi. Döndüm büyük elçiye bir şey daha söyledim, sordum. Dedim ki, peki kullanabileceğiniz kadar aptal olanları buldunuz mu? Ön dişleri görünecek kadar sadece tebessüm et. Şimdi uğraştı İngiltere. Bir türlü olmuyordu. Yani o tespih tanelerinin dağılması gerekiyordu. Sonunda Osmanlı işte İstanbul'u geldiler, işgal ettiler. Çanakkale'yi geçtiler. Ondan sonra İstanbul'u işgal etmelerinin sebebini şuna söyleyelim. Sevr projesinde öncelikle şunu söyleyelim. Anadolu coğrafyası yoktu. Sevr anlaşması tabiri yanlıştır. Gazi Paşa Nutuk'un 14 yerinde Sevr projesinden bahseder.
ve bizim tarih kitaplarımızda 90 senedir Sevr Anlaşması diye anlatılır ve denir ki uygulanmadı. Uygulanmayışı eğitim yoluyla çocukların kafasına şöyle sokulur. Onlar zannediyorlar ki Sevr Anadolu coğrafyasında uygulanıyordu. Bunu beceremediler. Niye biz onları yendik, savaştık, düşmanı denize döktük, o yüzden Sevr yürürlüğe girmedi. Resmi tez budur. Sevr %100 uygulanan bir projedir. Sevr'le Lübnan kuruldu. Sevr'le Suriye kuruldu, Irak kuruldu. Biraz önce saydığım 16-17 devlet Sevr'le kuruldu. Peki o Sevr haritası nedir Türkiye'de, o bölgelerin işgali vesairesi vesairesi? 1927 yılında Türk Genelkurmayı'nda uydurulmuş bir haritadır. Geçen sene Derin Tarih dergisiyle beraber o haritayı verdik. İsteyenler o haritanın orijinalini 27'de dikkat edin. Cumhuriyet'in kuruluşundan 4 sene sonra. O haritayı merak edenler Derin Tarih dergisinden istesinler. Var. O haritayı niye çizdirdiler? Yeni yetişen nesillere Sevr abudur. Eğer biz olmasaydık Türk milletinin ne istiklali kalacaktı, ne özgürlüğü kalacaktı, ne de vatanı kalacaktı. Peki hocam, ülkemiz işgal edilmedi mi? Edildi. Fakat Antalya'yı geldiler, İtalyanlar işgal ettiler Adana'ya kadar. Fransızlar oradan o tarafa, bilmem Urfa'ya kadar Fransızlar işgal ettiler. Yunanlıları İzmir'e çıkardılar, Ege bölgesi gitti. İngiliz ve Fransızlar neden sadece Marmara bölgesini, İstanbul'u işgal ettiler? Onlar masa başında Suriye'de oturup cetvellerle Lübnan'ı, Suriye'yi, Irak'ı çizerken halifeyi kontrol altında tuttular o sokakların şey olmaması için, ayağa kalkmaması için. Hadise buydu. Ve bize tek kurşun atmadan İstanbul'u bırakıp gittiler. İstanbul'u biz savaş anlaşmalar yaptık, şu ettik, bu ettik. Dedik ya hadi çıkın. Çıkmadılar. Ta ki Lozan Anlaşması imzalanana kadar. Lozan Anlaşması bu sefer imzalandı. Hadi çıkın. Lozan'ı da onaylayın. Temmuz ayında biz Lozan'ı 1923 Temmuz bizim parlamentomuzdan hemen geçirdik biz bunu. Ağustos ayında onayladık. İngilizler onaylamadılar. Bekle, 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 bekle bize bakıyorlardı. Hilafeti kaldırmadıktan sonra bunu uygulamam, onaylamam. Biz hilafeti 3 Mart'ta kaldırdığımız anda Nisan ayında kendi parlamentolarında Lozan'ı tescil ettiler. Oradan da kendilerinin kurduğu ve başkanlıklarını yaptığı Milletler Cemiyeti, bugünkü Birleşmiş Milletler'in o günkü adı, orada da onaylattılar. İngilizlerin bütün derdi buydu. Biz de hala mesela Anadolu halkı cahildi. Hilafet kaldırıldığı zaman işte din elden gitti diye ayağa kalkıldı. Şeyh Said İsyanı vesaire, onların sebepleri budur. Bakın İngiltere ne yaptı o dönemde. O günkü İngiliz medyasına bakın. Bir de İngilizlerin sömürgelerinden olanların medyasına bakın. İngilizlerin kontrolündeki medyadır. Vallahi biz kaldırmadık hilafeti. Billahi bizim hiç günahımız yok. Bütün manşetleri böyle. İslam sokaklarından korkuyorlardı. Herkes İngiltere'nin hilafet müessesesini kaldırttığını inanıyordu. Fas'ın sokaklarındaki çocuklar da, Hindistan'daki 80 yaşındaki ihtiyar da İngiliz, İngiliz, İngiliz. Tam bir yıl yayın yaptılar. Hatta İngiliz gazetelerinden birisi bilseydi bu arşivi getirirdim. O gün attığı önemli bir manşet yolda gösterdi. İngiltere'nin şeyi yok, Selanik'in mavi gözlü sarı saçlı masonları kaldırdılar dedi. Bakın o dönemde, yani
o günkü mütedeyyin kitlelere bakıyorsunuz, zaten hilafeti dini müessese gibi algılıyorlar. O gün hilafeti en iyi değerlendiren insan Hüseyin Cahit Yalçın'dır. Hüseyin Cahit Yalçın, kaba tabirle batıcı, Mustafa Kemal'den daha batıcı. Yani tamamen bir Avrupa'yı adam, dinle minle de alakası yok. Hüseyin Cahit Yalçın'ın yazdığı o yazıları bugün herkes evine asmalı, evine. Diyor ki, yahu siz deli misiniz diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Yeni kurduğunuz devleti dünyada yalnızlığa mahkum ediyorsunuz. Kaba tabirle söyleyelim. Kurduğunuz devlet diyor, dünyanın hiçbir yerinde saygı görmeyecek, yalnızlaşacak, dandik bir devlet olacak. Bunu niye kaldırırsınız, niye edersin? Dinle minle alakası yok bunun. Ve mesela kaldırıldığı gün, 3 Mart günü, Musul konsolosu, Bağdat Büyükelçisi şaşırıyorlar. Kendi Dışişleri Bakanlığı'na şey diyor, nedir o? Telgraf çekiyor, haber veriyor. Yahu Türkler diyor, bu manyaklar ayaklarına sıktılar, bindikleri dalı kestiler diyor. Ben bu ülkenin çocuklarına ve aydınlarına şunu tavsiye ederim. Hilafet dini bir müessese mi değil mi, şu mu bu mu falan, bırakın bu tartışmaları. Batı dünyasının o günkü gazetelerinde çıkan yorumlara, manşetlere bakın. Anlarsınız ne yapmak istenildiğini. Ha, efendim hilafet şeriat demekmiş. Hilafet bilmem ne, yok böyle bir şey. Dinle alakası yok, hiç yok, hiç yok, zerre-i miskal yok. Fakat o şekilde öyle ettiler, yalnızlaşan bir hayır, Türkiye. Bir de şu, dinle alakası olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz da yani? Onun üzerinden gidiyorlar. Yani laik seküler bir toplum, niye? Efendime cubu niye öyle bir toplum olacak? Yahu diyelim ki bu olsun. Anladım anladım. Fakat yani İngiltere İncil'e el basacak. O Türk cihan hakimiyeti mefkûresinin ana damarıydı. Türklüğü yok ettiler dünyada. Artık iddiası olmayan bir dandik devlet meydana getirdiler. Ben hadisenin o tarafındayım. Ne dinsizliği tarafındayım, ne dindarlığı tarafındayım. Ama siyasi bir müessese öyle de bir hale getirdiler ki bugün hele bizim yani o emperyal tohumlarla yetişmiş nesillerimizin, onlar hiç korkmasınlar. Artık İslam dünyasında bir daha hilafet diriltilemez, edilemez. Ama bakın 56 tane ülkenin Birleşmiş Milletler'de bir tek temsilcisi yok ve esamesi okunmuyor. İslam dünyası mutlak surette bunun yerini dolduracak. İslam ülkelerinin ekonomik, siyasi işbirliğini güçlendirecek bir yapıya ihtiyaç var. İslam İşbirliği Teşkilatı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mutlak surette işlevini daha ileri noktaya taşıması kaçınılmazdır. Hocam, bir molaya gideceğiz. Molanın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şu, şimdi toplumu sen örfünden, adetinden, geleneğinden, değerlerinden, inancından, kültüründen, atasından koparırsan ne yüdüğü belirsiz böyle bir hale getirirsen, duygusu yok, vatan, millet aşkı yok, hiçbir şey yok. Evet. İşte Amerikan Büyükelçisi'ne koşarak gider. İngiliz Büyükelçisi'ne koşarak gider. Gider seni Almanya'ya şikayet eder. Gider seni İsrail'e şikayet eder. Bunu yaptığı zaman da bunda ne var diyenler olur. Evet. Yani evet. Böyle bir şey. Evet. Böyle bir şey. Dolayısıyla bu milletin mayası sağlam hocam. Bu milletin mayası sağlam. 15 Temmuz'da gördük. Çanakkale'de gördük. Bu milletin mayası sağlam. Bir molaya gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın.
nasıl sözdür ki söz yuvalayan nefer şehit oldu gazi olan Çanakkale şahit düşmandan Dişine tırnakla siperler kazdı. Her siperde ayrı destanlar yazdı. Her siperde ayrı destanlar yazdı. Halimiz şerefli mazi olacak nefer şehit. Kabaklı güzel söylüyor. Evet, güzel söylüyor. Ağzına sağlık, güzel söylüyor. Şey, onu çağırdım, türkü söylerken Çanakkale'yi anlatırdım. Vallahi gelse sevinirdik, ya. Eşlik ederdim. Atam mı biz arıza? Ne? Bir Çanakkale türküsü söyle, ondan sonra anlatayım. Seviyorum bu türküyü hocam. Çok güzel ama çok canım. Güzel. Yani sevmemek mümkün değil ki. Çok güzel. Bir derinlik verin arkadaşlar. Dün Erzincan'da Kredi Yurtlar'ın öğrencileri davet etmişti. Orada konferanstaydım. Söz Marshall yardımlarına falan geldi. Orada bu bir türkü var biliyorsunuz. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman. İşte o Marshall yardımıyla zeytinyağının toplatılıp kaldırılıp işte Anadolu tezgahında dokunan basmanın kaldırılıp atılıp ne kadar zarar, vita yağı getirmişlerdi hocam. Çok sağlıklı mağlıklı falan yani. Orada bu türküyü mırıldandım. Salonda alkış koptu falan. Verdiniz mi arkadaşlar? Ses. Hani ben duymuyorum. Ben de duyayım. Ses. Hayır ben de duyayım içe. Heh, tamam. Çanakkale bugün toz ile duman. Çanakkale bugün toz ile duman, düşmanda imkan çok, Mehmet'te iman. Gör bakalım el midir, bey midir yaman, burada son söz Türk'ün sözü olacak. Nefer şehit ordu, gazi olacak. Burada son söz Türk'ün sözü olacak. Nefer şehit ordu, gazi olacak. Yeter hocam. Sevgili seyirciler. Yapma şimdi hocam. Kaç senedir bu Turgay Bey'e diyorum ki ya arkadaş, tarih konuşurken araya konuyla ilgili birer türkü serpiştirelim. Ama serpiştirelim mi? Serpiştir.
10 senedir söyledim, nihayet bugün Çanakkale hatırına şöyle söyledi. Hakikaten sesi çok güzel, musiki kulağı çok iyi. Fakat bakalım inşallah bir gün şöyle sazlı sözlü bir tarih programı yapalım da. Yani Esat Kabaklı'yı keşke Esat Bey bu akşam buraya çağırsaydık. Çağırırız bir akşam. Bir akşam çağıralım. Mesela bir Yemen programı yapmıştık o Yemen türküleriyle beraber. Hı hı. Klasik olmuştu yani. O program çok şahane olmuştu. Ağzına sağlık. Eyvallah çok hocam. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra izleyicilerimiz türkü de isteyebilirler. Şimdi muarızlar da diyeceklerdi ki sen bırak bu işi, sen git türkü söyle. Ama senin söylediğin türküler, şarkıların çok anlam yüklü eyvallah yönleri var. Şimdi Çanakkale'de sadece toprak kaybetmedik. Sadece 253 bin şehit vermedik. Sadece kolumuz, kanadımız kırılmadı. Çanakkale'de hafızamızı gömdüler. En büyük kaybımız bu. Bu hiç görünmüyor. Bu hiç konuşulmuyor. Biraz onun üzerinde bir iki kelam edelim. İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'na geldiler, orada demirlediler akşam. Sabahleyin harekat emrini alacaklar ve Boğazı geçip gelip İstanbul'u işgal edecekler. Payitahtı ele geçirecekler. İngiliz parlamentosunda Başbakan Lloyd George bir konuşma yapıyor. Konuşmanın adeta İngiltere'nin Türk milletinin geleceği açısından bir manifesto niteliğinde adeta. Diyor ki, donanmamız, müttefikimiz Fransız donanmasıyla beraber şu anda Çanakkale Boğazı'nın önünde demirlemiş durumda. Yarın sabah bizden harekat emrini aldıktan sonra İstanbul'a geçecek ve Osmanlı payitahtını işgal edecek. Osmanlı İmparatorluğu tasfiye edilecek. Diyor ki, Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiye edilmesi demek, Hristiyan Avrupa'nın artık ebediyen barbar tehlikesinden kurtulması mı demektir? Bu sorunun cevabını düşünmeliyiz. Bunu aramalıyız. Müslümanlarla aramızda 1300 yıldır devam eden bir şark meselesi var. 630'larda Müslüman Araplar Kudüs'ü ve Filistin bölgesini işgal ettiler. İsa Mesih'in ruhaniyetini çiğnediler. Kutsal kıblemizi, haç mekanımızı ele geçirdi barbarlar. 1071'de Müslüman Türkler bu sefer Malazgirt'ten Anadolu topraklarına girdiler. İncil'de yer alan 7 kutsal kilisenin bulunduğu Anadolu topraklarını işgal ettiler. Hristiyan Avrupa bu kutsallarını kurtarmak için 9 tane büyük haçlı seferi düzenledi. Binlerce gencini kaybetti. Sonunda Selçuklu İmparatorluğunu dağıttı ve bu kutsal yerleri barbarların elinden aldı. Fakat aradan 50 sene daha geçmemişti. Çoban Osman isminde 300 çadırlık bir aşiretin reisi Sögüt'te bu aşiretten bir beylik çıkardı. Bu beylik 50 sene içerisinde güçlendi ve bugün donanmamızın bulunduğu o Çanakkale Boğazı'ndan sallarla karşıya geçtiler. Bizans'ın önce Trakya'daki topraklarını ele geçirdiler. Avrupa'ya doğru Balkanların batısında ilerlerken Varna'da bunları karşıladık fakat durduramadık. İki sefer Kosova'da önlerine çıktık. İkisinde de bizi yendiler. Balkanları ele geçirdiler. Nibolu'da bütün gücümüzle yüklendik. Hezimete uğradık.
Belgrad önlerinde de tutunamadık. Bu sefer yeni bir Haçlı ordusu kurmaya karar verdik. Ve Avrupa'nın en güçlü Haçlı ordusunu meydana getirdik. Muhteşem Süleyman 2 saat içerisinde Mohaç'ta bu orduyu darmadağın etti ve bütün Macaristan'ı ele geçirdi. Ta Viyana surlarının önünde Avrupa'nın Hristiyan gençleri bedenlerini set haline getirerek bu barbar tehlikesini durdurdular orada. Tam 450 senedir bu barbarları Avrupa'dan atmaya çalışıyoruz. Nihayet 450 senenin sonunda bunu başardık. Donanmalarımız bizden emir bekliyorlar, harekat emri. Yarın sabah İstanbul'a girecekler. Ve Osmanlı Devleti'ni tıpkı Selçuklu Devleti'ni tasfiye ettiğimiz gibi tasfiye edecekler. Fakat bu tasfiye de ikinci bir çoban Osman'ın ortaya çıkışını engelleyebilecek mi? Hristiyan Avrupa artık ebediyen bu barbar tehlikesinden emin olacak mı? Hayır diyor. Eğer bir ikinci çoban Osman çıkarsa bu sefer Atlas Okyanusu kıyılarında bile yer bulamayacağız. Bunun sebebi şudur diyor. Bakın İngiltere, Büyük Britanya İmparatorluğu, üzerinde güneş batmayan bu imparatorluk. Dünyanın dört bir tarafında sömürgelerimiz var. Ama biz o sömürgelerin hiçbirisini kendimize vatan edinmedik. Vatanımız şu adalar topluluğu. Dostlarımız Fransızların da birçok yerde sömürgeleri var. Onlar da oraları vatan edinmediler. Bakın vatanları bugün bulundukları şu topraklar. Belçika, İspanyollar, Portekizliler, kavga ettiğimiz Almanların da her tarafta sömürgeleri var. Fakat hiçbirisi oraları vatan etmedi. Türklerin genetiği farklı. Doğuda Çin Seddi'ne dayandılar. Kuzeyde Bering Boğazı'ndan Amerikalılara gittiler. Hunlar kanalıyla Avrupa'nın içinden geçip ta İspanya'ya, Atlas Okyanusu kıyılarına kadar geldiler. Bunların Babürler kulu Hindistan'a girdi. Orada koca bir imparatorluk kurdular. Selçuklular kanalı ile Orta Doğu'da 350 sene yaşayan bir cihan imparatorluğu yaptılar. Bunların köleleri Mısır'da devleti ele geçirip koca bir Memlük imparatorluğu kurdular. Çoban Osmanlı 600 sene yaşayan ve Viyana kapılarına dayanan bir cihan imparatorluğu kurdu. Türklerin dünyanın her tarafına gittikleri her yeri vatan yapıyorlar. Buna ilahi kelimetullah diyorlar. Bunun İngilizce tercümesini Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi diye isimlendiriyor. Eğer bu barbar tehlikesinden ebediyen kurtulmak istiyorsak Türklerin bu genetiğini bozmamız lazım. Bu cihan hakimiyeti mefkûresini besleyen damarları kesmedikçe Hristiyan Avrupa bu barbar tehlikesinden emin olamaz. Son yüzyılımız bu cihan hakimiyeti mefkûresini besleyen damarların tahrip edilmesi ve kesilmesi sürecidir. Ve artık onlar Lozan'da bize şunu da tembihlediler. Hani hep sorarlar. Hocam ne olduysa 15 Temmuz'dan sonra olmadı mı? Evet. Batı'nın tavrını. Hala o şeyden vazgeçmediler. Yani Allah Allah, biz bu damarları kesmemiş miydik? Bunları seküler yapmamış mıydık falan? Ha. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki bizi Anadolu coğrafyasına sadece bedenen hapsetmediler. Zihnimizi ve hafızamızı Çanakkale'de gömdüler ve onu da Kars'la Edirne arasına da hafızamızı preslediler. Öyle bir hal aldı ki ya hafızası bu kadar yok olan bir millet tarihte yok. Bak biraz önce Halep türküsü biliyor musun hiç? Aklıma gelmedi. Ne var? Senin bildiğin var mı? TRT'de ta bundan 40 sene önce 53 tane Halep türküsü olduğunu öğrendim.
Halep türküsünden Maraş türküsü, Malatya türküsü. Ha, aynı işte. Aynı. Halep'te bir vilayetimiz. Şimdi yani Halep'in Antep'ten bir farkı yoktu. Adana'dan bir farkı yoktu. Fakat öyle bir nesil yetiştirdik ki biz. Rumeli türküleri, evet, Kerkük türküleri. Evet, öyle bir nesil yetiştirdik ki biz. Halep denildiği zaman bir Arap şehri, bir Suriye şehri akla geliyordu. O Çanakkale'de o gün. Balıkesirli, Bursalı Mehmetçik'le beraber aynı siperde çarpışan 6000 Şamlı çocuk vardı. Şehit olanlar. Şehidi 6000. 4000 Halepli çocuk vardı. 4000 Beyrutlu çocuk vardı. 1500'er 2000 arasında Hamalı, Humuslu çocuklar vardı. Bağdatlı, Basralı, Kerküklü, Musullu, Zaholu, Erbilli, ta Endonezya'dan, Malezya'dan, Kafkaslardan, Orta Asya'dan, Arnavutluk'tan, Bosna Hersek'ten, Fas'tan, Cezayir'den, Sudan'dan, Somali'den bu ümmetin çocukları Çanakkale'de gelip şehit oldular. Neden? Ya ne işi var Sudanlı çocuğum burada? Ne Sudanlısın? Sudanlı Ömer'in ne işi var burada? Ne işi var? Sudan neresi ha. Ki ne işi var hocam? Ha. Şimdi bak, o geldi oraya, şunu biliyordu. Bizim inançlarımız, alıp sattığımız toprağı vatan diye kutsayan bizim inançlarımızdır. Bir metre dokunmuş bez. Turgay. Üstüne şekil yapmış. Yarın birisi gelse dese ki senin evin diyelim ki 500 bin lira. Sana 1 milyon lira önüne koysa peşin para vermez misin? Al kardeşim, güle güle de. Der misin ki yahu yani benim hatıralarım var bu evin içerisinde, satmam bilmem ne, gider daha iyisini alırım dersin. Tarlayı satıyoruz. Arabayı satıyoruz. Bilmem ne, her şeyi satıyoruz. Kim onurunun şerefini de satıyor. Ha. Peki vatan toprağı dediğimiz, o parayla alıp sattığımız, üzerine bastığımız o toprak. Niye bugün o kadar şehit veriyoruz durmadan? Gencecik 20 yaşındaki delikanlılarımız toprağa düşerken onun annesi ve babası o cenazenin başında vatan sağ olsun. İki çocuğum daha var, onları da göndereceğim. Yetmezse ben de 70 yaşına gideceğim diyor. Bir toplumda manevi duyguları, yani toprağı vatan yapan inançlarınız yoksa vatan sevgisinden bahsedemezsiniz. Edemezsiniz. Bakın bu ülkenin dışarıda ihanet edenlerine. Bu millet bu noktayı çok iyi işletsin. 1980 askeri ihtilalinden sonra birçok milliyetçi, mütedeyyin genç de idam korkusuyla yurt dışından kaçtı mı? Komünisti de kaçtı. Hepsi kaçtılar. Kimse vatanını satmadı. Bak şimdi, bu çocuklar evleri terk edildi. Yani her şeylerini bıraktılar gittiler. Hala da birçoğu Avrupa'da yaşıyor. Bir güne bir gün bir ülkücüden, bir milliyetçiden, bir mütedeyyinden, yani o toprağı vatan haline getiren inanç süzgecinden. Onlardan hiçbirisinin devlet aleyhine konuştuğunu duydun mu? Hiçbirisinin ülke aleyhine, ülkenin menfaatleri aleyhine şey ettiğini duydun mu? Ya. Peki bugünkü alçakların Avrupa'da, özellikle FETÖ'cülerin o kadar medyayı kullanarak milletten topladıkları himmet paralarını Avrupalı gazetecilere yedirerek, siyasetçilere yedirerek, Türkiye aleyhine her türlü kampanya yapmalarını bunu nasıl izah edeceğiz? Hocam geçen haftaydı galiba, konuştuk değil mi? Kanı bozuk demiştik. Evet. Kan testi yaptısın demiştik. Evet. Bizim bu sözümüz ta Alman parlamentosuna kadar gitti. Heh. Orada sözüm ona, Türk olan ama ülkesinin düşmanı bir milletvekili falan çıktı, bu lafı eleştirdi bilmem ne. Hocam bir şey daha söyleyeyim. Bu çok mühim. Ne olur Allah rızası için bu söylediklerimi başka türlü değerlendirmesin kimse. İçim kan ağladığı için söylüyorum.
Ben aynı zamanda Güneş Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniyim. 2 yıldır. Evet. Şimdi hocam, İsveç bize Lolo yapmıştı biliyorsunuz. Yok sapık Türkiye'ye gitmeden önce bir kez daha düşünün bilmem ne. Ben de dedim ki bir saniye kardeşim. Bunu bir gazete yaptı. Evet. Öyle savundular. Aynısını gittim şak diye Atatürk Havalimanı'nın dış hatlarına. Evet. Verdim parasını. O görüntüyü bir versinler ya. Güneş Gazetesi'nin İsveç'e gitmeden önce bir daha düşünün. Çünkü o muhteşem bir mesajdı. Onu götürdüm Atatürk Havalimanı'ndaki billboardlara astım. Evet. İngilizce. Evet. İsveç'e gitme. Çünkü çocuk tecavüzünde bilmem ne de birinci bilmem kaçıncı sırada bir ülke burası. Evet. Evet. Bütün Türkiye'deki gazeteler, bütün internet sitelerinde haber oldu. Tamam bu içeride olur ayrı mesele. Ama bütün dünya medyası Güneş'ten bahsetti. Evet. Bütün dünya medyası. Evet. Aklınıza ne gelirse. Evet. İşte ekonomistinden tut da Bildin'e, Washington Post'undan tut da bilmem Independent'ına kadar. Geçen güne mevzu oldu. Onu söyleyeyim. Alayı şey yaptı. Evet. Arada yine buna benzer şeyler yaptık. Yine yer aldı. Yine yaptık. En son. Şimdi bu ülkenin cumhurbaşkanı, benim cumhurbaşkanım. Ben burada, şu hocam bak. Evet. Tecavüz ülkesi İsveç. Evet, İngilizcesini de yazmışsın oraya. Çok güzel, evet. Şimdi, bu bütün dünya medyasında yer aldı. Hocam, geçmişte, düne kadar, işte Amerika medyası Türkiye ile ilgili ne dedi? Bild ne dedi? Ekonomist ne dedi? Oturdum, topladım gazetede arkadaşları. Dedim ki bir saniye ya. Bu ülkede milli ve yerli bir gazetecilik yapıyoruz. Bizim de bir şey söyleyip onları zıplatmamız gerekmiyor mu? Evet. Yani ancak böyle davranırsak. Evet. Adamlar bir dakika falan diyorlar. Sonra bir sürü Türkiye'deki İsveç firması beni aradı. Gazeteyi aradı. Ya bu devam edecek mi? Ondan sonra yani bu İsveç firmalarının bunun bir kampanya olarak düşündüler. Bir yansıması falan olur mu diye paniklediler. Yani protesto ne diyoruz ona? Boykot. Evet. Falan olur mu diye paniklediler. En son şimdi Bild, Bilik bilmem ne vesaire falan ekonomisti şusu busu. Yani son 4-5 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı aldılar. Dergilerine kapak yaptılar, gazetelerine tam sayfa verdiler, diktatör dediler, onu dediler, bunu dediler, çirkin resimler, padişah yaptılar, 3. Selim yaptılar. Yapmadıkları halt kalmadı. Tayyip Erdoğan'a yatıp Tayyip Erdoğan'a kalkıyor. Koskoca tarla bir, davaları mı var? Tarla Tayyip. Davaları mı var? Tarla davaları mı var? Vatandaş düşünsün. Evet. Tayyip Erdoğan'la yatıp Tayyip Erdoğan'la kalkıyorlar. Evet. Öyle olmaz. Almanya'nın başını çektiği Avrupa'daki bu faaliyetler ırkçılık değil mi? Faşizm değil mi hocam? Daniskası. Daniskası. Evet. Orada Sayın Bakanımıza yaptıkları, orada Türk soydaşlarımıza köpekleriyle atlarıyla saldırmaları, ısırtmaları bilmem ne. Terör örgütlerine bir şey yok. Ne? Dişi Merkel diye manşet yaptık. Bulun arkadaşlar onu. Evet. Dişi Merkel. Dişi Hitler. Hitler özür diliyorum. Evet. Dişi Hitler. Dişi Hitler manşeti. Valla bıyık da yakışmıştı. Yakışmıştı. Hocam bugün dahil, bugün de Independent aldı. İsrail medyası. Hindistan medyası dahil. Hindistan hocam. Bütün dünyada Güneş gazetesinin o manşeti haber oldu. Almanlar çıldırdı. Haber bültenlerinde şurada, burada vesaire. Şu anda dünyada nasıl bir algı oluştu biliyor musun? Yani Bild nasıl işte İsviçre'nin en büyük gazetesi ise Güneş gazetesini Türkiye'nin en büyük gazetesi olarak aynen öyle algılıyorlar. Aynen öyle. Öyle zaten bunu söyleyeyim bak. Yani biz milli bir çizgide yayın yapıyoruz hocam. Evet. Yandaş mandaş falan. Ya, geç onları geç. Ne yandaş? Yerim sizin yandaş laflarınızı. Sen Almanya'yı zıplatabiliyor musun?
bu ülkenin müdafaa ederken Almanya'yı zıplatabiliyor musun? Evet. Fransa'yı zıplatabiliyor musun? Evet. Efendime söyleyeyim, Hollanda'yı zıplatabiliyor musun? Fransa'da, bakın bunları söyleyeceğim. Fransa'da polisin kimlik kontrolü için durduğu siyahi vatandaşa jopla tecavüz etmesini Türkiye'de ilk haber yapan bizdik. Evet. Günler sonra orada olaylar çıktı bundan sebep, ondan sonra yaptık. Evet. Dünyada her ne oluyorsa, dünyada işte şu hocam, dişi Hitler. Çıldırdılar. Bir dakika ya. Sen benim ülkemin cumhurbaşkanına hakaret ederken. Diktatör diyorsun. Evet. Haksız yere bunu diyorsun. Haksız yere, evet. Ben haklı yere bunu yazıyorum. Evet. Haklıyım yani. Budur yani. Çirkin teyze. Zor bir şey midir bu? Türkiye'deki bütün gazeteler bu tavrı koysa ortaya. Bütün gazeteler bu tavrı ortaya koysa var ya. Gıkları çıkmaz. Ağızlarını çıkmaz. Açamazlar. Ya, vallahi açamazlar. Billahi açamazlar hocam. CHP bu referandum için bir şirketin başındaki adamı getirdi. O Franco'ya karşı şeyi yapan adam çok başarılı diye. Getirdi öyle. Artık ne kadar parada anlaştılar onu da bilmiyorum. Getirdiler adam bir basın, namuslu çıktı. Bir basın toplantısı yaptı. Ya dedi bu referandumda evet'e karşı hayırı neye dayandıracağım dedi. Burada bir diktatör yok ki, seçilmiş bir cumhurbaşkanı var dedi yani. Namuslu ya. Adamı ya. Koydu ortaya ve anlaşmayı bıraktı, şey etti, çekti gitti şeyini. Evet. Ama biz biliyoruz 8 bin çocuk kayıp Almanya'da. Evet. 8 bin çocuk. Nereye gitti bu çocuk? Hollanda'da seks kölesi kadınlar. Evet. Dünyanın her yerinden getirildi. Evet, evet. Hollanda yıllık sadece o kırmızı sokak dedikleri o sokaktan Red Night. Oradan 2,5 milyar avro vergi alıyor. Vay vay. 7,5 milyar avro uyuşturucudan geliri var. Takmışsın bize utanmadan şey dersi veriyorsun. Bunları bu ülkede kim söylüyor biliyor hocam? Ah vah vah. Abi torunları böyle 1460 yıllarında 64 yılında Vatikan Roma genellerinden vergi alıyordu. Hocam ya. Benim yarın bu ülkeden kaçma gibi bir derdim olmadığı için bu manşetleri atıyorum. Tamam mı? Benim senle can arasındaki fark şu. 15 Temmuz gecesi şu tanklar iki sefer yollarını şaşırdılar. Buraya gelselerdi senin derini yüzüp saman dolduracaklardı içinde. Niye kalkmadın sen buradan? Niye kalktın? Çoluk çocuğun da vardı. Eşim vardı. Gençsin daha. Ne olacak? Ne olacak? Kalkmadın burada. Bak senin kumaşın Anadolu tezgahında dokunmuş. Ülke severlik bu. Bu şahsiyetsiz namussuzların ülke sevgisi ülkenin nimetleriyle alakalı. Nimetler. Şimdi ben ülkemden kaçmayı düşünmediğim için, şimdi bu bir takım tipler kaçmayı düşündüğü için, kanı bozuk olduğu için bunları yapamazlar, bunları söyleyemezler. Söyleyemez, bunu söyleyemez. Evet. Şimdi bugünkü manşeti de bir getirdin. Yani derdimiz o değil ama şu, iyice adileştiler bugünkü Güneş'in manşeti. İyice, hocam Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsviçre'de, İsveç'te sokaklar PKK'lıdan geçilmiyor. Tabii. Hepsi dökülmüş sokaklara, evet, terör örgütünün pankartları, APO'nun resimleri bilmem ne vesaire falan propaganda yapıyorlar. Evet. Polis de onların güvenliğini alıyor. Evet. Bu nasıl bir şey ya? Evet. Bu adileşmenin daniskası değil mi? Zaten genetiği bu. Bak millete bir şeyi hatırlatalım. 28 Şubat sürecinde Avrupa insan hakları bu hocam. Adileştiler. Evet. Bakın şimdi. 28 Şubat sürecinde bir başörtüsü problemi vardı değil mi Türkiye'de? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başörtüsü davasını götüren kız öğrenciler. Bunlar bir tek şey söylüyorlardı. Ben bir vatandaşım. Benim bu ülkemde vergimi veriyorum, askerliğimi yapıyorum. Bu ülkenin kanunlarına uyuyorum. İnançlarım gereği başımı örtüyorum ve bu ülkede okumak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başörtüsüyle giden bütün davaları reddetti. Türkiye'nin uygulamasını haklı buldu. Aynı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
PKK ile ilgili giden bütün davalarda PKK'yı haklı buldu, Türkiye'yi mahkum etti. Evet. Ya bu alçaklık ve namussuzluğu bu millet görmeli. Arkadaş, 90 yıl içerisinde bir 100 senede Osmanlı'dan kat, 2 asır içerisinde bu memlekette emperyalist bir nüfus meydana getirdiler. Bunlar bizim çocuklarımız, devşirdiler bunları. Bizim kültürümüze düşman ettiler. Bizim örf adetlerimizden soğuttular. Kendilerine hayran ettiler. Ve Türkiye'nin içerisinde, ya şimdi savaşta olan bir ülke, biz savaştayız işte. Hiçbir ülkede o ülkenin aleyhine bir tane vatandaşını göremezsin arkadaş ya. Ya şu memleketler neredeyse 1/5'i bu ülkenin aleyhine çalışıyor. Maalesef. Bu ülkenin ihanetine. Yani görmüyor musunuz şimdi? Şu dediğin Avrupalı gazetelerin ve siyasetçilerin yaptıklarına bak. Ben namussuz alçaklar. Polis şefi bakan hanıma diyor ki müdahale ederlerse vurun diyor. Yani silah kullanma yetkisi de vermiş. Yahu sen PKK'lıları, DHKP'cileri, terör örgütlerini, Feriye Erdal'ı 18 senedir orada misafir ediyordun, şey ediyordun. Sen bir bakana bunu nasıl yaparsın? Hocam. Ve Birleşmiş Milletler denen alçak kuruluş, Avrupa Birliği denen emperyalist çetecilerin torunlarının kurduğu birlik, siyasi ahlaksız birlik. Ya sen terör örgütlerini nasıl şey edersin? Sana karşı kullanıyor. Son manşeti bir daha verin. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu iyice adileştiler manşetini. Bu görüyorsun hocam değil mi? Fransa. Evet. Fransa'da. Şimdi müsaade edin hocam. Hocam burası Hollanda. Evet. PKK'lılar. Bu İsveç, PKK'lara silah, bagajında silah taşıyan Faysal Sarı Yıldız mıdır? Evet. Nedir o? Bak PKK şeyiyle. Bayrakları var arkasında. Burası Almanya. Evet. Efendime söyleyeyim. Burası bilmem nere. Şimdi bu görüntüler soldaki Hollanda değil de Suudi Arabistan. Olsaydı. Ortadaki Katar. Evet. Öbürü efendime söyleyeyim. Cezayir. Bilmem ha. Öbürü bilmem ne olsaydı. Bu ülkedeki gazeteler, bir kısım gazeteler şu manşeti ancak o zaman atarlardı. O zaman evet atarlardı. Doğru söylüyorsun. Şimdi biz o gün de atardık, bugün de atarız. Bak söyleyeyim. Şimdi bir saniye ya. Bu Avrupa bizim son 30-40 yıldır binlerce evladımızı şehit eden PKK terör örgütüne böylesine hamilik yaparken bu ülkede Güneş'ten başka gazete yok mu? Vereni ayrı tutuyorum. Yani birkaç tane vardır ayrı tutuyorum ama bu böylesine. Niye hocam görmezler? Gazeteniz Güneş'e sahip çıkın. Bunun altını çizeyim. Elhamdülillah tıraşımız hocam da orada yazıyor. Birçok değerli yazarımız var falan. Ayrı mesele. Ama bunu görmesi lazım herkes. Bir ülkenin bağımsızlığının alameti farikası onun bayrağı değildir. Evet. Onun medyasıdır. Medyası milli mi değil mi ona bakacaksın. Sadece bundan geç. Aynen. O yüzden niye yani herkes yapsa bunu? Almanya, evet. Hollanda buna, evet, cesaret edebilir mi? Edemez. Türkiye'deki bütün gazeteler. Şu bugünkü manşet dün yaşanan hadiselerdi. Evet. Dün bunu tüm Türkiye gördü. Evet. Tüm gazetelerin haber masasına düştü bu haberler. Evet. Niçin görmezden geldiler? Görmezden gelir. Bunları görseler acaba bir daha onu yapabilirler mi? Yapamazlar. Ya. Senin içinde kardeşim. Senin çocuklarını devşirdiler. Adamın gazetesi bildi şusu busu senin cumhurbaşkanına diktatör diyecek. Evet. Hakaret edecek. Evet. Sen burada alacaksın, şöyle yapacaksın. Bildten Erdoğan'a çok sert eleştiri. Heh. Geri zekalı mısınız siz? Kafayı mı yediniz?
ey Bilt diye başlaman gerekmez mi senin? Okan var mı ki onda? Yok Okan. Yani. Peki sen niye aynısını yapmıyorsun? Yapmaz. Şimdi bunu sor zaman öyle gazetecilik mi olur? Tabii. Biz tarafsızız bilmem neyiz ya. Falan. Ya sen be adi be alçak adam sen bu bildi gazetecilik böyle yapılır diye savunuyorsun. He. Ekonomisti, Times'ı, şunu bunu. Gazete işte bunlar gazetecilik yapıyor diye savunuyorsun. Aynısını yap o zaman madem gazetecilik öyle. Bir zıplat, bir tavana vursunlar. Vallahi şunu söyleyeyim. Benim yani bu konudaki kanaatim ve son derece de objektiftir. 2 kere 2 4 eder. O şey kadar da doğrudur. 15 Temmuz darbesi başarıya ulaşsaydı bu kesim sevinecekti. Evet. Avrupa. Bak şimdi arkadaş ya. Ya hala bu adamı savunuyorlar işte. Hocam, o dediğin medya bunu savunuyor ha. Ben asla bunun pozisyonda olmam ayrı. Ha. Ama beni asla yanına alma. Sence niye? Kardeşim onun kumaşı ona uyuyor. Uyuyor. Fakat seninki uymuyor. Oradan kaynaklanıyor. Hayır devletlerin de onur ve haysiyeti vardı. Yani bu Almanya'nın onur ve haysiyetini yok etti. Yarın tarihler yazacaklar. Bir casusu alıp kimin casusu bu ya? Kimin bak işte kimler ağırlıyor. Ve ya. Geçenlerde her milletin de içerisinde az da olsa şahsiyetli adamlar vardır. Toplanmışlar. Bu canı da almışlar yanlarına Türkiye'nin aleyhinde konuşturuyorlar. Avrupa Birliği başkan yardımcılığı yapan uzun süre adını unuttum bir Alman eski politikacı yaşı da 80 falan var. Yahu o lafları ettiği zaman ben dedim ki bu Can Dündar şimdi kalkar intihar eder. Der ki bu ayıp bana yeter. Bu Alman yavru Türkiye'yi savunuyor. Erdoğan'ı savunuyor. Erdoğan'a haksızlık yapıldığını savunuyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de aleyhinde konuşuyorum. Bu rezillik yeter deyip ben intihar edeceğini düşünüyordum. Adam pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ya. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Geldik bu akşam da programın sonuna. Hepinizi seviyorum. Bu ülkeyi ite kopa bırakmayacağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu dillerine dolamışlar bir bahar mottosu. Bahar geliyor, bahar yakındır. Dallar kırılsa da bahar gelecek. Bahar gelince şöyle olacak. Işkınlar bilmem ne vesaire. Hadi oradan. Eyvallah. Hadi siz, oradan. Siz baharı göremeyeceksiniz. Siz güneşi de göremeyeceksiniz. Siz, çok özür diliyorum bu ifade için. Birer fare gibi... Bu ülkesine ihanet edenlerden bahsediyorum. Ülkesine ihanet edenler için söylüyorum. Birer fare gibi zindanlarda çürüyüp gideceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın vaadi haktır. Haktır. Allah Resulü'nün vaadi haktır. Hak etmeyen bir şahsa veya bir topluma bir beddua ettiğinizde eğer o şey onlarda yoksa o beddua size döner. Ey Türkiye'deki kardeşlerim bir düşünün. O gece bu şarlatanın yaptığı evleriniz başınıza yıkılsın. Ocağınıza ateşler düşsün. Bilmem ne olsun ne olsun. Yuvalarınız dağılsın. Yuvalarınız dağılsın. Bu beddua kime döndü ya? Ya mağdur olan kardeşlerim ya. Biraz aklınızla artık hareket edin. Cenab-ı Hak zalim değil görün işi. Allah Resulü zalim değil görün işi. Biraz şu Kesnezani tarikatına bir bakın Irak'ta neler yaptı. Pakistan'da Minhacül Kur'an ne yaptı bir bakın. FETÖ'yle nasıl uyuşuyorlar. Aklınızı başınıza alın ya. O baharı hiç göremeyecekler diyecekler. Bir de kriptolar var bu bahar diyen hocam. Onlar da yazın bir köşeye. Evet geldik bu akşam da programın sonuna. Efendim hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.